Kıbrıs'ın kuzey kesimindeki işletme sahiplerine ve imalatçılara sorduk. Pandemiye rağmen daha güçlü bir şekilde yeniden başlama şansınız olsaydı, ilk iş ne yapardınız? Pandemi sürecinden daha güçlü bir şekilde çıkmak için devam eden yatırımlarımızı hızlandırarak yeni istihdamlar yapar ve makine parkurumuzu güçlendirerek yerel üretim kapasitesini artıran ihracata yönelik çalışmalar yapardım. Pandemiden sonra yeniden başlasaydım, önce mevcut personel kadromu korurdum. Onların çalışma koşullarını ve gelir düzeylerini daha iyi bir noktaya taşırdım. Yeni teknoloji makine almamız lazım. Çalışan sayımı da artırırdım. Üretimde dijitalleşmeye yatırım yapardım. Daha yeşil projelere ürün sağlayabilmek için çalışırdım. Daha güçlü bir şekilde yeniden başlayabilseydim, üretim verimliliğinin en yüksekte olduğu bir tesis yaratmak isterdim. Bunun da ancak inovatif çözümler ve dijitalleşmeyle mümkün olduğuna ve insana yatırımla mümkün olduğuna inanıyorum. Öyleyse güzel haberlerimiz var. Yeniden başlamak pandemiye rağmen halen mümkün. Biz Avrupa Birliği'nin finanse ettiği, Nyko'nun yürüttüğü inovatif girişimcilik projesi olarak yaşadığınız tüm zorlukların farkındayız. Bu nedenle de işletme başına maksimum 60 bin euro değerindeki iş istihdamını koruma ve yaratma destek paketiyle imalat, üretim ve işletmeden işletmeye hizmet sağlayan ve 6 ila 49 kişi arası çalışanı bulunan kriterlerle uyumlu işletmelerin başvurularını bekliyoruz. www.isdestek.eu adresi üzerinden detaylı bilgi edinebilir, online başvuru formuna ulaşabilirsiniz. Son başvuru tarihi 6 Eylül 2021, Kıbrıs saatiyle 15. Unutmayın, pandemiye rağmen yeniden başlamak halen mümkün.